1 Kasım seçimleri öncesi siyasi partilerin vaatleri arasında yer alan asgari ücrete yapılacak zam, seçimin ardından en çok konuşulan vaatlerden biri oldu. İktidar olan AK Parti'nin vaadi asgari ücretin 1300 lira olması yönündeydi. Ve bu vaat, yapılan açıklamalara göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki Türkiye genelinde işçi yapılacak olan bu zammı nasıl değerlendiriyor? Bu zam bizi çok mutlu etti. Şahsen iyi oldu. Evimize ekmek götürebiliyor. Önceden iyi değildi. Cebimize biraz daha fazla para girmiş olacaktı en azından. 300 lira işçi kurumlarında verdik sürece çok güzel olacaktır işçilerimiz açısından. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bizleri çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel olur. İşsayat işçiler için bir bayram olur. Ya benim için çok iyi olur yani. Kiramı öderim rahatça. Evimi geçindiririm. Olay iyi olur. Senelerdir çalışıyoruz. Memnun oluruz. Beklentimiz de olur zaten. Çalışanın bir isteği var. Asgari ücrete zam yapılsın ancak hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli ihtiyaçlara zam yapılmasın. Yani diğer gıdalara, benzine, hiçbir şeye yani zam yapılmasın. İstiyorum ama zam da gelmesin. Yani bir yerden verip bir yerden almasın fazlasıyla. Kimi çalışan 1300 lirayı makul bulurken kimisi ise çok az diyor. Çok az bir rakam bence. Bence 1500 lira olması gerekiyor. Ben de asgari ücretle çalışıyorum ama iki tane evladım var. Nasıl geçinmemi bekliyor herkes. Ya en azından bir 500, 1,5 olmalı kesinlikle. Öngörülen artış işçiyi sevindirirken işvereni ise düşündürüyor. İşçi bakımından baktığınız zaman onlar için gayet hoş, iyi, güzel. Ama işveren için sorduğunuz zaman veya bizler için bunu düşündüğünüz zaman tabii külfiyet ağır. Ama devlet böyle bir güzellik yapar, babalık yapar. Farklı boyutlarda farklı bir teşvik sunar bize. Veya en basit örneği vergilerden bazı şeylerden muaf tutar bizi. Amenna başta göz üzerine. Sigorta primlerinde ya bu vergilerinde yani minimum ufak da olsa bir indirimler yapması lazım ki işverene de dokunmaması lazım. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımın geçimlerini sağlayabilmeleri için. Bence 1300 lira yani uygun bir rakamdır. Biraz devlet burada katkı yapar. Kendinize SSK ya da stopajından biraz devlet kendi alacağından biraz tahsilat yapacak. Biraz da biz katkı yapacağız. İnşallah bunu hep beraber götüreceğiz diye düşünüyorum. Yani artık başka çaresi yok. Devlet bu kararı vermiş. Bizim kaçacak bir tarafımız var mı?